Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Ekim 2023. Evet, yağmurlu bir gün. Hava arka taraf karardı. Yağmur yağdı, yağacak. Şimdi burada benim şu kovanım anasız kaldı. Yani yaklaşık 10-15 gündür ana arısı yok. 10 gün oldu rahat. Bir sefer yüzükleri bozdum. Şu kovanda da evin damında kara kovanlar vardı, tabut kovan. Onun içinden bir tanesini, zayıftı, böyle bir çıtalık falandı, onu bu kovana aktardım evde ve buraya getirdim. Şimdi bunları birleştireceğim arkadaşlar. Ana arıya olmayana bu mevsimde kovanı birleştireceğim. Böyle bir çalışma yapacağım. Evet, malum önümüz kış. Gördüğünüz gibi yağmurlar başladı. Bizim de artık sezonumuz yeni başladı. Bakın burada çok güzel bir mantar çıkmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Yenir mi acaba? Bilmiyorum ama bu mantar türünü bilmiyorum. İlk defa gördüm burada. Evet. Yapacağım işlem. Evet, önümüz kış. Artık bizim işimiz, sezonumuz yeni başladı. Varova olmadan arılarımızı besinleri yerinde kışa sokup bahara sakin bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Şurada çoban köpekleri var. Bana havlıyorlar. Şimdi ben işlem yapacağım. Kovanları birleştireceğim. İşlemin yapılışını size de göstereceğim. Birleştirme işlemini sinek teliyle yapıyorum arkadaşlar. Ya propolis tuzağı ya da sinek teli. Burada sinek teli var şu an. Onunla bu işlemi yapacağım. Yağmur yağmadan hızlı bir şekilde bu işlemi yapmak istiyorum. Hepinize iyi seyirler. Kovanlarımı açmadan önce ufak bir hatırlatma. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bildirim zilini açarsanız arıcılıkla alakalı tüm videolardan haberdar olursunuz. İyi seyirler. Evet, şimdi kovanı açacağız. Kovanı yeni getirdim. Kapağını açmadım daha. Şimdi yapacağım işlem, bu kovanı kontrol edeceğim. Bunun içindeki yüzükler varsa bozacağım. Ve bundan bir tane arısız kapalı yavru alıp buna vereceğim. Bunda hiç kapalı yavru yok. Bir çıta arısı var bunun. Çok zayıf, şimdi göreceksiniz. Maksat ana arıyı buna kabul ettirmek. O şekilde yağmur da yağdı, yağacak, hızlı bir şekilde işlemimizi yapmaya çalışalım. Önce bu kovanımızı hazır hale getirelim. Bunda fazladan boş çıtalar var, vermiştim ben. Evet, arımız yoldan geldi. Bunun ön kapağını açalım. Bunda fazladan boş çıtalar var. Bunları alacağız. Şimdi bunu kapatalım ve bunu açalım. Bu kovanı kontrol edeceğiz. Bundaki, evet, bu kovanım anasızdı. Gördüğünüz gibi 7-8 çıtalık bir arı. 2-4-6-8 çıta gözüküyor. Bunda şimdi yüzükleri bozacağız. Genel bir kontrol yapacağız. Şunu alalım. El demirini falan getireyim ben hemen. Sinek telini getireyim. Kovanı hızlıca kontrol edeceğiz. Evet, bakın burada kapalı yavru var, az bir şey. Ve yüzük yapmışlar. O yüzükleri temizleyeceğiz. Bir hafta oldu ben gelmeyeli. Tam bir hafta oldu. Yani çıkan bir ana arı yoktur. Gördüğünüz gibi kapalı bir yavru var burada. Arkasında da az bir şey. Bunu öbür kovana verebilirim. Arısını silkeleyelim. Çünkü az bir kapalı yavru verelim oraya. Bunun arısını silkeleyelim. Evet. Bunu şöyle kenara koyalım. Şimdi yüzük kontrolü yapacağız.
Burada başlangıç var ama burada bir şey olmaz. Yok. Evet. Burada da yüzükler var ama biz yine de bozalım. Yani burada yumurta yok. Ama olur ya, yumurta taşıma mevzusu var. Bakın bu şekilde. Bozdum. Bu. Böyle. Yüzük yok. Burada da yok. Evet. Burada da kapalı yavru var. Bunu da, hatta bunu öbür kovana verebilirim. Bunun yavrusu daha iyi. Şu yüzükleri bozalım. Daha zaten artık yüzük yapacak, içinde günlük yumurtaları kalmamıştır. Burada da yavru var. Bunu silkeleyelim. Bunu diğer kovana verelim. Bunu geri buraya koyalım. Yavru var bunda şöyle. Bunu silkeleyelim içine. Şimdi var olan yüzükleri bozalım. Tamam. Bunu diğer kovana vereceğiz. Arkadaşlar şöyle, hatta bunu koyabiliriz. İçine dursun. Şuraya koyalım, dursun. Kapatalım üstünü diyelim. Evet. Ondan da buna bir kovan, bir petek aktaracağım. Ondaki aktaracağım petek şey arkadaşlar. Kara kovandan ben ip ile boş bir çıtaya tutturmuştum. Onu da buraya aktarırım. Alt kata anarıyı alacağım. Üst kata da bunu. Buradan çıkanlar artık bilmiyorum, bir şekilde birbirlerine alışacaklar. Ya da alt katta bu durur, üst katta öbürü. O şekilde bir çalışma yapacağız. Bunda polen var. Herhangi bir yüzük yok. Yavru da yok zaten. Amacımız anarıyı kabullendirmek. Kafeste de verebilirim. Yani hepsini birleştiririm. Kafesinden koyup öyle de yapabilirim. Bilmiyorum ama yani direkt sinek teliyle birleştireceğiz. Çünkü bu saatten sonra çıkan anarılar, bakın, çiftleşmeyecektir bunlar. Yani erkek arı kalmadı çünkü. Havalar soğudu. Bundan sonraki çıkan anarılar çiftleşmesi riskli. Çiftleşse bile ne kadar verimli olur. Onun için hiç risk almıyoruz. Var olan yüzükleri bozuyoruz. Bu işte bütün yüzükleri temizlememiz gerek. Yoksa anarıyı kabul etmezler. Yani etmiyorlar. Başımıza geldi. Bütün yüzükleri temizleyince bunlar şimdi anarısız kalacak. Yani anarı yapacak yumurta da bulamayacaklar doğal olarak. O yüzden mecburen kabul edecekler. Ben sürekli bu şekilde birleştirme yapıyorum. Evet. Burası da bu şekilde. Burada da herhangi bir yüzük yok. Yüzük başlangıcı var. Ama yüzük yok. Bunu da bir çırpıp bakmak istiyorum. Evet. Polenli, ballı, güzel bir çıta koyuyoruz diyelim. Şimdi bunun üstüne propolis tuzağı koyacağım arkadaşlar. Evet, propolis tuzağını koyduk. Şimdi diğer kovandan bir aktarım yapacağız. Hatta bunun formik asidini vereyim ben hemen alt kata. Alt kata. Gramda formik asit uygulayacağım. Üst kata vermeme gerek kalmaz. İkisi de buradan faydalanır. Şimdi yandaki kovanı açacağız. Biraz duman verelim. Hava serinledi. Bir de araları kurcaladık, çırptık.
sakinleşsinler. Şimdi bu kovanı açacağız. Bu kovan zayıf. Dediğim gibi bunda bir tane petek var. Bunu alacağız. Şunu. Anahtarı yoksa üstünde bir bakalım. Evet. Bu peteği kara kovan bu. Tabut kovandan çıkarmıştım. Bakalım bunda anahtarı burada evet. Şurada geziyor anahtarı. Anahtarın burada olması iyi olmadı. Bunu öbür çıtaya verelim. Yağmur da başlıyor. Neyse almayacağım. Kalsın. Almayacağım çünkü yağmur başlıyor. Bunu ortaya verelim. Evet. Böyle olsun. Almayacağım. Şimdi onu buraya aktaracağız. Katını koyalım. Şu şekilde. Evet. Yerleştirelim. Evet. Katı yerleştirdim. Arkadaşlar. Şimdi onu olduğu gibi buraya aktaracağız. Salkım yapmışlar. Anahtar da bu salkımın üzerindeydi. Umarım inmiştir. Bunu kenara koyacağım yine buraya. Yavrulu çıta verdim. Şöyle. Bakın şöyle yavrulu çıta bu öbür kovandaydı. Çıkan yavrular anayı beslesin. Bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum. Bu katın üst ön tarafında deliği var arkadaşlar. Yani oradan arılarımız uçuşlarını yapabilecekler ama bu biraz zayıf. Neyse artık burada idare edecekler. Şöyle yapalım. Ortaya alalım. İkisini de. Kenara bir tane daha verelim. Evet, iki tane karton koydum kenara. Bu şekilde birleştirdim. İçinde kalan arıyı da çırpalım. Bunun. Evet arkadaşlar, bu şekilde kamera kaydı mı? Yağmur da çileniyor. Bu şekilde birleştirme işlemini yaptım. Şimdi kovanı bu şekilde kapatıyorum. Video hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Yağmur yağmadan diğer işlerimi de halletmeye çalışacağım. Herkese güzel bir kışlatma diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu şekilde kovanımı birleştirdim.